Merhaba İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bu programı Gürhan ile birlikte sunacağız bugün. Ee, Ali Vatansever bizlere kamera arkasında rejide destek olmakta. Sevgili hocamız Murat Güvenç bugün bizim konuğumuz. Hoş geldiniz Murat Hocam, Gürhan Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Murat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza Evet hepimizi çok heyecanlandıran ve çok değerli bir çalışmasını Murat Güvençin ve İstanbul Çalışmaları Merkezi'ndeki ekibin konuşacağız. Kadir Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezinin internet sitesinde de şu anda kamuya açıldı birkaç gün önce 14 Mayıs 2023 Genel Seçim sonuçlarının görselleştirildiği bir yeni kuşak dijital seçim atlası ismi komşularımız kime oy vermiş bugünkü programda biraz bu atlası konuşacağız birazcık bir şeyler göstereceğiz sevgili izleyicilere bir yandan da izleyicilerimiz de internet sitesinden açılan bu siteye erişebilirler. Evet neden önemli, nasıl bir web sitesi sevgili hocam biraz bize bahsedebilir misiniz? Bir yandan da web sitesine bakacağız. Evet şimdi web sitesine bas, bakmadan önce ben bunun nereden çıktığını size bir kısaca anlatayım. Bizim İstanbul Çalışmaları Merkezi'nde biz uzun yıllardır şehirlerin sosyal haritalarını yapıyoruz yüksek çözünürlükte, mahalle bazındaki verilerden hareketle. Ve bu işleri yaparken de epey bir teknik birikim sahibi olduk. Bu ürettiğimiz haritalar Kent 95 ve mor Haritam serilerinde internette halen yayında bir onlamsız olarak yayınlanıyorlar. Öğrendiklerimizi buradan öğrendiklerimizi biz şimdi seçim sonuçlarına uygulamaya çalıştık. 14 Mayıs seçimi üzerinden seçim sonuçlarının Mahalle bazındaki e, kesin sonuçlarına uyguladık ve e, Marmara bölgesiyle ilgili olan bir e, harita hazırladık Marmara bölgesinde 7000 tane e, yerleşme var Mahalle ve köy düzeyinde Mahalle dediğimiz zaman büyükşehir statüsü içindeki her yer Mahalle eski köyler dahil bir de büyük statüsünde olmayan yerler var. Bilecik, Edirne falan gibi. Oralardakilere de köyler ve mahallelerdeki seçim sonuçlarını inceledik. Burada yapılan değerlendirmeli diğer bölgelerden ayıran özelliği şu. Bir ilk olarak seçim sonuçlarını parti parti değil de yerel siyasi tercih profilleri olarak değerlendirdik. Yani belli bir yerde sonuçlanan seçim sonuçlarını belli bir yerleşmede, mahalle ve köyde bir profil olarak değerlendirdik. Bu o zaman elimizde yedi bin tane seçmen veya seçim profili var. Bu yedi bin profil tabii yerleşmelerin ölçeğine, siyasi tercihlerine göre değişiyor ama yedi bin çeşit de <laughs> e, siyasi tercih profili yok. E, aslında bu profiller çok bugün ayrıntısına girmeyeceğim bir teknikle anlaşı, e, incelendiğinde, şeyin sonunda programın sonunda zaman kalırsa buna bir küçük bir referans verebiliriz. Bunlar aslında 12 e, siyasi tercih ailesi altında toplulaştırılabiliyor. Bu 12 e, 12 ailenin dört tanesini CHP'nin diğer partilerle yani kendisi Ile birlikte başarılı sonuç aldığı yerler 3 tanesini AKP'nin kendisiyle ittifak içinde olan veya yakın olan yer partilerle başarılı olduğu yerler üç tanesini o tarihte adı Yeşil Sol Parti olan partinin başarılı olduğu yerler İki tanesi de hiçbir partinin manidar bir yoğunluk ortaya çıkaramadığı Amerikalıların salıncak yerleşmeler veya çekişmeli yerleşmeler dediğimiz yerleşmeler şeklinde ele alıyoruz. Bunların hepsini birden e, gördüğümüz zaman Ali e, arkadaşımız şimdi bizim haritamızı gösterirse bize böyle bir bütün partilerin birlikte e, şey yaptığı, e, nasıl diyelim, göründüğü böyle bir harita çıkıyor. Demin size bahsettiğim... CHP'nin başarılı olduğu iller bu haritamızın e, sol tarafında ma açık maviden koyu maviye doğru giden e, yerler o kırmızı demin bahsettiğim çekişmeli yerler sarı dediğimiz yerler AKP'nin başarılı sonuç aldığı yerler yeşil veya yani koyu ka yeşille kahverengi gibi haki renkli olan yerler YSP ile Diğer partilerin beraber olduğu yerler, yeşiller ise YSP'nin başarılı olduğu yerellikler olarak ele alıyor. Şimdi burada baktığımız zaman burada 19 milyon seçmen var alt tarafta. Bunun 17 milyon 497 bin tanesi oy kullanmış, 375 bin tane şey var, geçersiz oy var, geçerli oy toplamı ise. 17 milyon aşağıda onlar okuluyor yüzde 91 bir şey var katılım var bu 11 ildeki 7 bin yerleşmede şimdi e, ve yukarıda gördüğünüz gibi burada e, AKP'nin aldığı Marmara bölgesindeki toplam oy CHP'den biraz daha fazla işte ar arkasından e, e, MHP İyi Parti e, işte e, Yeşil Sol Parti gibi de böyle mesela sıralanıyorlar şimdi bizim e, haritamız bize bunu e, gösteriyor. Şimdi fakat bu haritayı böyle aslında buradaki e, demin bahsettiğim hani açık mavi bir katman işte e, daha koyu mavi biraz daha bir başka katman her birisi bir katman bu katmanların farklı farklı, ee, nasıl diyelim yerellikler katmanları üst üste koyduğumuz zaman işte Marmara bölgesiyle ilgili böyle bir e, genel seçim haritası ortaya çıkıyor. falan bu harita aslında kendi başına oldukça başarılı e, basitleştirmiş olmasına rağmen çok okunaklı değil. Bunu e, bunu öncelikle e, katman katman e, ayırmak böyle okumak e, daha yararlı oluyor. Ali arkadaşımız bize şimdi yardımcı olursa e, şimdi e, AKP'nin başarılı olduğu yani 6, 7 ve 8 numaralı katmanları açalım. Bütün diğerlerini kapatalım ve haritamızı inceleyelim. Haritalarımızı incelediğimiz zaman ne görüyoruz? Bu AKP'nin başarılı olduğu yerler biraz daha büyütür müsün Ali'ciğim? Biraz ha, biraz da şeye doğru öbür tarafa tam aksi yönde kaydırırsan haritayı. Evet, bak burası güzel. Gördüğünüz gibi Trakya'da AKP'nin e, başarılı o, yer olduğu sarı lekelerin son derece az olduğunu. Keza doğu Marmara'ya doğru geldiğimiz zaman biraz kaydırırsak AKP'nin esas başarılı olduğu yerleri de doğu Marmarada olduğunu görüyoruz. Bakın burada e, bu başarı farklı katmanların üst üste e, üst üste binmesiyle elde edilen bir bir görüntü. Gördüğünüz gibi koyu kahverengi gibi olan yerler daha çok Doğu Marmara'da. Sarılar ise daha çok içeride. Şimdi Ali'cim 6 ve 7 numaralı katmanlarımızı kapatalım. Ortaya bir şey çıkacak. Onu ve diğerlerini 7 de kapa. Aa şimdi birazcık haritayı büyüt. Biraz haritayı büyüt. Heh, ne görüyoruz? Bakın İstanbul'un içinde, İstanbul, İstanbul metropoliten alanı dediğimiz şeyin içinde bu katmana ait olup da ait olan o kadar İstanbul'da bu katman hemen hemen hiç yok. Böyle bir profil hiç yok. Bir tane şeyin ortasında, tarihsel yarım adanın ortasında bir yer var. Bir de uçta ama onun haricinde İstanbul'da bu, bu profilden hiç yok. Bu profil nedir? AKP ile MHP'nin çok başarılı olduğu yerler. Ama AKP e, ve e, Yeniden Refah Partisi'nin çok başarılı olduğu yerler burada yok. Şimdi tam tersini yapalım. Yani bu genellikle bakıldığı zaman kentlerde yüksek oranda temsil edilmeyen ama çeperlerde temsil edilen bir şey. Biraz daha küçük bunu. Gördüğünüz gibi e, İstanbul'un e, eski köyleri, bütün e, şeyin e, efendim... E, Sakarya ve Kocaeli'nin köyleri ve Doğu Marmara'da görüyoruz. Burada nasıl bir profil var? Buradan okuyalım altta. Bu bir sürü yerleşme var ama aşağıda e, o kürsünün ucunu getirirsen 680 bin tane seçmen var. 626 bin tane şey var e, seçim olmuş. Katılım olanı %94 ve burada bakıyorsunuz e, MHP ile AK Parti'nin oranı CHP ile AK Parti, CHP ile İyi Parti'nin toplamının 6 kat üzerinde. Yani burası bu bölge e, şeyin e, nasıl diyelim? E, AKP MHP'nin çok başarılı olduğu e, yerler kümesi. Şimdi e, haritayı kullanmak için bir küçük e, şey yapalım. Haritanın marifetlerinden bir tanesini e, size bu durumda e, şey yapayım, göstereyim. Şimdi e, ee, hiç kapır kıpırdama. Şimdi bak orada bir tane e, tepede büyüteç işareti var ya büyüteç işaret. işareti. Evet onu tıkla şimdi. Ha oraya Sakarya yaz. Sakarya büyük Sakarya boşluk taraklı taraklı ve de uğurlu diye yaz. Uğurlu. Bu bir Sakarya'da bir şey şimdi enter tuşuna bas Evet şimdi haritaya birazcık e, Birazcık ufalt Bir bir noktaya bizi götürmüş olması lazım Bir yuvarlak bir nokta gördün mü? Heh, oraya tıkla onun, onun üzerine tıkla Heh, Bak şimdi burada ne görüyoruz Burada 81 burası küçücük bir köy Burada 81 kişi varmış bu köyde 79 kişisi oy kullanmış 6 tanesi e, şey yapılmış geçersiz sayılmış 73 tane geçerli oy varmış yüzde 98'i 8'i şey tarafından kazanılmış AKP e, yani yüzde 98 katılmış büyük çoğunluk e, şey AKP ve MHP ve bak burada diğer partiler hemen hiç yok. Tabii burası burada gözlerimizi e, şey e, yaşartacak e, düzeyde bir sivil e, sorumluluk örneği göstermiş bu sahirdeki e, şeyler e, köy sakinleri yüzde 98 oranında seçime katılmışlar buraya komşu bir e, yerleşme var yine e, şimdi bunu kapat bunu istersen o e, arama yerine Sakarya Taraklı e, Demirciler yani Sakarya Taraklı e, alballar diye yaz. Sakarya taraklı alballar. Boşluk taraklı alballar. Evet. Şimdi orayı tıkla. Gördüğümüz gibi burada da e, seçime katılım gözlerimizi yaşartacak derecede yüksek yüzde yüz katılmış ve profil olarak da burada kahir ekseriyetle böyle bir şey almış. Şimdi e, istersen bizim haritamıza geri dönelim. Ne görmüş olduk? Biz bu haritayı yapmakla haritanın özelliği sadece seçimleri değil, seçim sonuçlarını toplulaşmış olarak değil, seçim sonuçlarını teker teker e, sorgulama imkanına Sahip e, olabiliyoruz. Şimdi hocam bir araya gireceğim, özür evet. dileyerek e, bu verileri resmi gazetede yayınlanmış seçim sonuçlarından aldığınızı bir vurgulayalım. Bir de olur. şunu tekrar vurgulamak önemli. Bizim alıştığımız seçim haritalarında bir oy fazla olur, sarı renk olur bütün her yer. Bir oy fazla olur, kırmızı evet. renk olur bütün her yer. Siz yerleşim bazında ve bu oyları yalnız bir oy, salt çoğunlukla fazla olarak değil, bu Çok sarının onlarından, evet izleyicilerimiz görebilir evet. ne kadar farklı olarak önde olduğunu da gösteriyorsunuz. Bunu da bir evet. vurgulayalım, evet. bir parantez açıp Gürhan Bey. Tamam, tamam, devam evet. ediyorum. Tam bunu soracaktım, ben de teşekkür ederim. Yağmur. Evet. 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 Şimdi o zaman tekrar devam ediyoruz. Evet. Lütfen. Evet. Şimdi buradaki e, bu e, alıştırmanın ilginç tarafı buradaki e, sonuçların hepsi e, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanmış e, ve itirazlardan sonra kesinleşmiş e, şey sandık sonuçlarından değerlenmiş sonuçlar birincisi. İkincisi gördüğünüz gibi burada biz bir partinin aldığı oyu onun oranını değil bir genel yer, bir genel siyasi tercih profilini en küçük partiler e, dahil olmak üzere e, şey yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Böyle baktığımız zaman bu demin gördüğümüz yani bu Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gördüğümüz profilin benzerini biz İstanbul'un hiçbir yer, yerinde göremiyoruz bu profilin ben İstanbul'daki AKP'nin başarılı yerlerini görmek için o e, lejant şeyine gidip diğer şeyleri de diye AKP'nin başarılı olduğu diğer yerleri de açmamız e, gerekecek. Yani oraya gidersek e, tekrar hepsini açacağız. Yani Bütün lejant kategorilerini ona tıkla istersen hepsini aç. Diğer yani AKP haricindeki her şey her yeri kapa ve bu AKP 8'i de kapa. Orada biz İstanbul'un içerisindeki profilleri göreceğiz. Çok basit kullanımı olan bir harita bu evet. hocam. <laughs> evet. Yani Şimdi şey, gördüğünüz gibi bugüne <laughs> kadar alışık olmadığımız bir haritayla. Evet. Bakar, Ve burada olan... e, Güran hocam burada deyim yerindir yerindeyse Seçim sonuçlarıyla sanki bir tomografi cihazıyla oynuyormuş gibi katman katman ayırıp nerede ne Aynen. olduğunu e, görebiliyoruz. Burada gördüğümüz şey yani bunun bundan diğer size şimdi açık herkes tarafından yurt içinden yurt dışından herkes bunu sorgulayabilir. Çünkü Google'dan da çıkıyor bu iş. E, burada şeyi e, efendim e, yani Metropoliten alanlar içerisinde. AKP'nin kazandığı yerdeki siyasi tercih profillerinin metropolün çeperlerindeki yani daha eskiden eski, eski deyimle kırsal alanlardaki köylerdeki profillerden tamamen farklı olduğunu görüyoruz. Şimdi buna benzer bir şeyi aynısını e, CHP içinde yapabiliyoruz. Şimdi bu profile bakarsak e, İstanbul'un bunu biraz büyütürsen Ali göreceğiz. İstanbul'da yani e, Kadıköy, Maltepe, ee, sahiller, sahil kesiminde bu profile uyan hiçbir mahalle yok gördüğünüz gibi. Buralar CHP'nin e, çok e, güçlü olduğu yerler. Şimdi aynı şeyi, aynı alıştırmayı bu sefer e, sadece CHP için baştaki ilk dört kategoriyi içererek yapacağız. Yapalım, hepsini açalım. Sadece ilk, ilk dört kategoriyi e, açık bırakalım, diğerlerini kapatalım. Aa, bir de ne görüyoruz? Bir de ne görüyoruz burada? CHP'nin bölge ortalamasının üzerinde yer aldığı yerler Doğu Marmara değil ve tamamen Trakya ve İstanbul'daki mahalleler. Şimdi burada birinci ve dördüncü şeyleri katmanları kapatırsak, birinci ve dördüncü katmanları kapatırsak birinci ve dördüncü katmanları kapatırsak gördüğümüz gibi CHP'nin İyi Parti ve ulusalcı partiler Vatan Partisi, Memleket Partisi gibi partilerle beraber başarılı olduğu yerler aslında metropoller değil. Hem de İstanbul'da böyle bir şey yok. CHP'nin İstanbul'da başarılı olduğu mahallelerde CHP'nin yanı sıra CHP tiple beraber başarılı olmuş. Şimdi bir ve dördüncü e, katmanları açalım. İki ve üçüncü katmanları kapatalım. Gördüğümüz gibi CHP'nin en başarılı olduğu yerler bu lacivertler ve birazcık açık olan e, mavide. Orada e, şey, oradaki herhangi bir yeri şey yaparsak herhangi bir e, noktayı, biraz, biraz büyüt haritayı Herhangi bir mesela oraya Fenerbahçe'ye tıkla veya moda'nın olduğu yere tıkla. Evet. Tıkladığımızda, evet oraya bir daha tıkla. Ha, şimdi burada Fenerbahçe'deki oy profilini görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi e, CHP'nin aldığı oy e, son derece yüksek. CHP'den sonra en başarılı olan yerde tipi, tipin başarılı olduğunu görüyoruz. Altta yeşil renkle. Şimdi e, haritanın marifetlerini e, böylemesine e, gördük sorgulama yapılamıyor son bir marifetini gösterelim Ondan sonra da sizin sorularınıza geçelim Evet şimdi evet şimdi hepsini aç e, hepsini aç e, e, alicim haritamız tekrar e, karşımıza geldi Şimdi istersen o Ada Pazarı İzmir tarafı ha şimdi haritanın haritanın sol üst köşesinde bir tane bir işaret var bak şöyle. Ona Kement deniyor. Kement diye bak orada bir tane logo var. Ona bas şimdi. Ondan sonra o logoya basarak şeyde Ada Pazarı tarafında bir yuvarlak çevir e, şeyi e, düğmesine basarak şeyle beraber eee düğmesine basarak ha ha Evet o çevirdiğin dur bekle şimdi. O çevirdiğin seçtiğin yerde 379 bin tane seçmen varmış. Ve o seçtiğimiz bölgedeki oy profili de tam bizim gördüğümüz gibidir. Haritanın marifetleri bundan ibaret. Yani katman katman sorgulama, seçtiğimiz yerleri sorgulama, noktasal sorgulama bir de yer ismi vererek sorgulama imkanı veriyor. Haritada şu anda internet üzerinden herkesin kullanımını açık bir şekilde çalışıyor. Bunun bu burada bir farklılaşma var. Bu farklılaşmanın nereden kaynaklandığı, niye ee, Marmara'nın batısı, Marmara'nın doğusundan tamamen farklı siyasi tercih profillerine sahip sorusunu soracağınızı biliyorum. Önceden so söyleyeyim, bu farklılaşma'nın tabii bin tane nedeni var. Ama bu farklılaşmanın nedenine gittiğimiz zaman, arkasına gittiğimiz zaman, bu bölgelerin çok çok farklı yerlerden göç aldıkları ve Anadolu'nun çok farklı yerleriyle ilişki içerisinde olduklarını e, görebiliyoruz. Yani eğer e, şey göçmenler bu bölgeye geldikleri, geldikleri zaman rastlantısal bir biçimde dağılıyor olsalardı böyle bir farklılaşma ortaya çıkmayacaktı. Bunun altında bir sürü neden var ama o nedenlerin altında e, en temelinde. Biz şeyi görüyoruz yani göç paterninin çok farklı olmasıyla ilgili olduğunu görüyoruz. Bunu saatlerce anlatabilirim ama e, bir televizyon programında sizin sabrınızı daha fazla zorlamayacağım. Benim anlatacaklarım bunlar ibaret Sayın Hocam. Bunun için ayrı bir e, program e, yapmamız <laughs> gerekecek. gerekecek. Özellikle evet. e, seçim haritası ile göç haritasını e, nasıl e, gördüğünüzü ve nasıl anlattığınızı. E, evet. E, Ele almak için ikinci bir programa ihtiyaç olacak. Şimdi evet. hocam hemen şunu sormak istiyorum. Evet Marmara bölgesini görüyoruz ama bildiğimiz kadarıyla siz Türkiye'nin bütünü üzerinde de çalışıyorsunuz. Hatta ilk sunumlarınızdan birinde işte Güneydoğu'daki durumu da kısaca özetlemiştiniz, çok detaylandırmamıştınız. Ama biz haritanın tamamına, Türkiye'nin tamamını, özellikle 14 Mayıs seçimleri açısından ne zaman görebileceğiz? Evet. Şimdi size bugün sunduğum e, harita, Herrik Böl Vakfı desteğiyle bizim e, İstanbul e, Çalışmaları Merkezi'nde yaptığımız ve Marmara Bölgesi'ne özgü bir harita. Fakat bu haritalama sistemini biz bütün Türkiye'ye yaygınlaştırdık. Eğer e, gördüğümüz ışıklar karşıdan gelen trenin ışıkları değilse, Aralık ayı içerisinde bütün Türkiye'yi de bir böyle bir web sitesi üzerinde herkesin sorgulayabileceği hale getireceğiz. Bu sorgulamada şeylerimiz, sitenin kullanıcıları Marmara'yı, Ege'yi, deprem bölgesini, Güneydoğu'yu hepsini birden aynı biçimde sorgulayabilecekler. Yani o da nasıl diyelim az sonra gelmek üzere. Şey. Evet. E, hemen ikinci bir soru sormak istiyorum hocam. E, evet, böyle bir harita var elimizde. Yağmur yıldırımın biraz üzerinde, e, biraz önce üzerinde durduğu gibi bu haritanın özellikle seçim günü de dahil olmak üzere sandıklar açılır açılmaz başlayan haritalardan ve renklendirmelerden çok farklı bir özelliğiyle karşı karşıyayız çok da güzel bir başlık koymuşsunuz. Komşularımız kime oy verdi başlığı. Peki bunun özellikle sivil toplum ve tabii ki siyasi partiler açısından bu haritadan nasıl yararlanabilirler? Nelere dikkat etmeliler? Bu konuda da kısa bir bilgilendirme yapmanızı rica ediyorum. Evet, şimdi daha önceki haritalarda biz biz genel olarak e, alansal gösterim dediğimiz yani yerlerin sınırları itibariyle boyandığı haritalar görüyorduk. Yani mahalledeki insanların yaşadığı yerler değil mahalle sınırları itibariyle boyamalar görüyorduk. Mahalle sınırları itibariyle bu bilgiler e, boyandığı zaman şöyle bir şey oluyor. Kırsal alanlarda, çeperlerde idari birimlerin alanları çok büyük. Kentlerde ise İdari bilimlerin sınırları çok küçük. Bu harit boya böyle bir boyama yapıldığı zaman, böyle bir boyama yapıldığı zaman, kırsal alandaki e, birimler kentleri tamamen görünmez kılıyordu. Kentler bunun üzerinde okunamıyordu. Şimdi biz bu haritada e, nasıl diyelim yapay e, yapay zeka (AI, artificial intelligence) kullanarak, uydudan gelen e, bilgilerle Türkiye peyzajındaki şeyleri yerleşim alanlarını diğer alanlardan ayırdık. Şimdi Ali bize biraz büyütürse bu yerleşimlerin şekillerinin hepsinin nokta değil biraz eğri büğrü olduğunu göreceksiniz biraz beklediğim zaman. İşte bu eğri büğrülük yerleşimin bir şey tarafından artificial intelligence tarafından o mahalle tarafı, o mahallenin dokusu hakkında çıkardığı bilgiler. Bunları biz çizmiyoruz şey çiziyor. Mesela o ortadaki mavi, ...mavideki rekedeki şey, mavi lekedeki e, özellik bize o mahalledeki... yoğun yerleşimi görüyor. Büyü, büyüttükçe haritanın e, ölçeğini büyüttükçe yolları, her şeyi de görebiliyoruz. Yani bu haritanın diğer haritalardan özelliği hem çok ayrıntılı hem de çok kapsamlı olması. Eskiden biz harita yaptığımız zaman Ayrıntılı harita yaptığımız zaman geneli göremiyorduk. Geneli gösteren boyama haritalar yaptığımız zaman da ayrıntıyı göremiyorduk. Şimdi bu yeni teknoloji, bu yeni iletişim platformları hem bize yaptığımız analizi şey katman katman inceleme hem de en küçük yerel birimden en genel resme kadar görebilme imkanı sağlıyor. Şimdi Alicim sen tekerleği kullanarak yavaş yavaş e, haritanın ölçeğini küçült. Yani daha yabancı ülkeleri ta, tam, tam, tam tersini, daha daha tersine evet. Bakın böyle gittiğimiz zaman bekleşin birazcık. Böyle bittiğimiz zaman Türkiye'ye uzaydan bakıyormuş gibi oluyor ve bu uzaydan bakıyor gibi olduğumuzda biraz daha gidersen bir, bir, bir tık daha ilerle o sarılarla mavilerin coğrafi dağılımının nasıl olduğunu <laughs> burada e, görebileceğiz. Bu harita bize aslında seçmenlerin e, komşularının e, nasıl davrandıklarını, yani hangi siyasi partileri seçtiklerini, yerel e, şeylerin, siyasi parti örgütlerinin de hangi yerleşmede ne kadar başarılı olduklarını e, gösteriyordu. Eğer böyle bakarsak, mesela burada daha uzay istasyonundan Türkiye'ye bakmak gibi bir şey, ama yaklaştıkça, yaklaştıkça sokaklara, mahallelere kadar ilebiliyoruz. Yani bu. Yerel seçimlerin yaklaştığı bir dönemde bizim yerel seçimlere hazırlanmak için siyasi partilerin yerel seçimlere hazırlanması, siyaset bilimcilerin hangi siyasi profillerin, siyasi tercih profillerinin bölgenin neresinde yoğunlaştığı konusunda araştırma soruları sorma, bunları yerinde inceleme. Ve buralarda nasıl diyelim politik antropoloji çalışmalarıyla e, bunların derin nedenlerini aşağı çıkarma imkanı verecek. Burada aslında kalitatif verinin faktör analizi kullanan sofistike bir teknik ve işte uydu görüntülerini e, işleyerek bize yerleşme lekelerini gösteren ikinci bir teknik ve bu iki tekniğin bileşkesini de herkesin, kolaylıkla kullanabileceği bir platform sağlayan bir yeni, çok yeni bir gösterim platformu kullanılıyor. Haritanın üç tane özelliği var. Tekrar edeyim. Profillerin incelenmesini sağlayan yani kalitatif verinin faktör analizini sağlayan bir şey. bundan kümeleme analizini birlikte yapan bir analiz. Coğrafi altı haritanın üretiminde kullanılan bir şey nasıl diyelim temsil dili ki bu yapay zeka ile çalışıyor ve uydudan gelen resimleri böyle noktasal veriye şey yapıyor dönüştürüyor noktasal küçük alansal veriye görüşüyor ve buna bakarak biz burada seçtiğimiz her yeri aslında hem ayrıntılı hem de içinde bulunduğu genel bağlam içerisinde izleyebiliyoruz şey bizim e, ...haritanın marifetleri bundan ibarettir efendim. Hocam Türkiye'de ilk defa kullanılıyor böyle bir evet, görselleştirmeyle değil mi? bildiğimiz kadarıyla bu e, türünün ilk örneği. E, <laughs> şeyle beraber e, yani burada e, bu, bu projede benimle beraber bu büyük projede çok büyük katkısı olan iki kişiyi... E, Burada zikretmem lazım. Birisi Süleyman Demirel Üniversitesi'nden e, Isparta'dan yolcu aldırmaz, doktor yolcu aldırmaz. Öbürü de e, İstanbul Çalışmaları Merkezi'nden e, bizim araştırma koordinatörümüz Funda Dönmez Ferhanoğlu. Bu ikisinin büyük katkılarıyla mümkün oldu. Burada hem mahalleleri hem köyleri hem köyler içerisinde küçük düzey farklılıklarını hem de alansal kesimsel farklılıkları sorgulayabiliyoruz. Şimdi bir haritanın tam ne işte kullanılacağını haritayı yapan herkes bilemez. Haritanın hangi işte kullanılacağı kullanıcının araştırma sorusuna göre şekillenecektir. Yani herhalde bu bu haritayı ee, Ak Parti yöneticileri başka türlü, CHP e, yöneticileri başka türlü kullanacaklar. Ee, aslında seçmen davranışları üzerinde e, çalışma yapan siyaset bilimciler bu haritanın başka özelliklerini e, kullanacaklar. Ama harita zannediyorum böyle çok farklı kullanımlara elverişli ve komşularımız... E, Kime oy vermiş doğrusunu Marmara Bölgesi'nin her ilinin her mahallesi için yanıtlamaya elverişli bir platform oluşturuyor. Bu ancak ve ancak yeni tür haritalarla mümkün olabilirdi diyeyim. Yani bu bu sefer galiba zaman içerisinde e, bitirebildik. Ben şimdi sizin sorularınıza hazırım. <laughs> evet hocam, ben hemen şunu sormak istiyorum. Aslında bu haritaları seçmen nüfusu ve yaş grupları açısından da değerlendirmek mümkün. Böyle bir değerlendirme de yapabildiniz mi acaba? Var efendim yani şu anda böyle yapmadık ama yani şu, bu haritada bunu yapmak mümkün değil. Ancak Marmara bölgesinde iki tane il var ki bu değerlendirmeler aynen yapılabilir. Bunlardan bir tanesi İstanbul öbürü de Balıkesir. Bizim, Hı. bizim harita nokta kent95.org diye bir şeyimiz var. Belki bunu e, bak şey olarak bir e, not olarak e, izleyicilere e, aktarmak mümkün. Harita küçük harfle yazılıyor. nokta kent95.org sitesine girilirse İstanbul ve e, Balıkesir'in bütün köyleri ve bütün şeyleri. Bunun yeşil düğmesine basalım. Evet. Evet. Oradan İstanbul'u seçelim mesela. Buradan e, orada genele bas ve birazcık bekle. En tepede genel yazıyor ya. Evet. Genel. Genel notu evet. Bakın evet. Genel birazcık bekleyeceğiz. Evet İstanbul geldi. Şimdi bunun üzerinde herhangi bir e, mahallenin üzerine tıkla. Evet, burada hangi mahalle olduğu ve burada nasıl bir yaş grubu olduğu doğrudan e, okunabiliyor. Aynı şeyi e, eğitim, e, medeni durum içinde yapmak mümkün olabiliyor. O demografiye gidersen burada bu sorgulamayı mesela buradaki e, şey erkek mesela 2000, 2020 yılı evet burası neymiş e, burada herhangi bir noktada bu eğitimle ilgili değil mi burada herhangi bir e, mahalleye tıkla burada evet bir tanesine tıkla evet burası e, Şişli'nin Fulya Mahallesi buradaki eğitim düzeyini de e, açıkça e, okumak mümkün bu bilgilerle bu mahalledeki seçim sonuçlarını yapabiliyoruz aynı işi e, şu anda İzmir için yapabiliyoruz, e, balıkesir için yapabiliyoruz. Ama bu haritada sadece İstanbul ve balıkesir sorgulanabiliyor. Bu haritaların yapılması biraz zaman oluyor ama hızla bunları da ilerliyoruz. <laughs> Bizim küçücük çalışma e, İstanbul çalışmaları ofisi bu haritaları yaparak böyle bir Türkiye. E, sosyal atlası ve siyasi atlası, demografik atlası yavaş yavaş ortaya çıkarabilecek. Mimarlık öğrencilerine de zannediyorum bu yararlı olabilir. Bir yerde bir proje konusu verdikleri zaman o projenin yapılacağı yerlerin neresi olduğunu çok e, şey olarak değerlendirme olarak görebilecekler. Peki, evet, baş evet. Başka soru. <laughs> <laughs> evet, ellerinize sağlık. Bir yandan da bu müthiş bir tasarım problemi. Yani bir haritada bu kadar katman katman veriyi bu şekilde görselleştirmek biraz böyle o süreçten de bahsedebilir misiniz? Yapay zeka kullanmışsınız. E, çok büyük bir ekip e, zannedebilir e, izleyenler haritayı görünce ama çok küçük bir ekibin müthiş emekleriyle üretilmiş. Ne kadar sürede e, bunu hazırladınız? E, nasıl bir e, bu tasarım probleminin üstünden geldiniz diyeyim? Vallahi aslında bu bu problemin çözülmesi e, yani e, mesela bunu bu haritaları şey yaparsak say, e, gayri resmi sonuçların aşılması açıklanmasından sonra bilgisayar ortamında başladı çalışmalar. E, ve bugüne geldik. Yani seçimden bu zamana aşağı yukarı 5 ay falan geçti. Bu 5 ayda gelişmiş ve tabii çok çok sayıda eskiz yaparak en son halini almış durumda. Bu arada bizi destekleyen bu Henry Burr Vakfı'nın da desteğini anmamız gerekir. Ama ne kadar süre aldı derseniz yani ben doğrusu son 10 yıldan beri veri görselleştirmesiyle uğraşıyorum. ve işte biraz mesele mesafe aldıysak bu süreçte yapılabilecek bütün yanlışları yaptıktan sonra yavaş yavaş daha az yanlış haritalara gidiyoruz. Bu bambaşka bir alandır diye şey yapıyorum. Küçük açıklamalar yaptık ve bizim sunuşumuz işte böyle bir şey. Bu ne kadar kullanılırsa ne kadar geri dönüş olursa daha iyi şeyler yapabiliriz. Bir, bir noktaya değinmek isterim. Bu aslında bu harita bir ileri aşamasında 2018 verileriyle 2023 verilerinin karşılaştırılmasına izin verecek bir versiyonu yapılacak. Onun için yerel birimleri 2018 yılı idari taksimatı bölünüşü itibariyle yaptık. Yani 2018'den sonra kurulmuş ama 2018'de Kaydı olmayan mahalleleri burada göremeyebilirsiniz. O mahalleler 2018 yılında hangi mahallenin içindeyse o mahalle içerisinde gözüküyor. Ee, onun haricinde e, bunun eksiği yanlışı varsa sivil toplum e, bunu kullandıkça bize bildirecektir. E, yani bildirildikçe de biz onları düzelteceğiz çünkü bu kadar kapsamlı işlerde her şeyi en ince detayına kadar yapmak bazen mümkün olmuyor, gözden kaçan şeyler oluyor. İşte bu sivil toplum şeyinde katılımıyla biz bu haritayı daha da mükemmelleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Yani bu basılı haritadan farklı olarak basılı harita doğrusuyla yanlışıyla bir defa basılıyor basıldığı gibi kalıyor. Halbuki bu yeni teknoloji sivil toplum katkısıyla yapılan haritanın zaman içerisinde mükemmelleşmesine yani katılımcıların katkı, katkısıyla mükemmel, mükemmelleşmesine izin veriyor. Evet hocam siz aslında senelerden beri seçim üzerine çalışıyorsunuz. Özellikle Profesör Doktor Hasan Kirmanoğlu ile birlikte hazırladığınız Türkiye seçim atlası 1950'den 2009'a kadar getirmiştiniz. Onu da bu arada belirtmek istedim. Ve bir yandan işte söylediğiniz gibi veri görselleştirmesiyle, kent coğrafyasıyla, sosyolojisiyle ilgileniyorsunuz. Bütün bu çalışmalar. E, sivil toplumu bir tarafa bırakalım şimdilik siyasi partiler tarafından e, ele alınabiliyor mu? Siyasi partilerin e, ilgisi e, var mı? Çünkü e, özellikle şu anda e, sizin göstermiş olduğunuz iller, ilçeler e, ve e, aynı zamanda mahallelerde çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. E, sivil toplum kuruluşları. Ee, mesela e, özellikle merkezlerde kent merkezlerinde e, bunun içinde de özel olarak batıda ve güneyde e, durumu izliyorlar, seçim sandıklarının başında bulunuyorlar ama sizin gösterdiğiniz bu haritalarda çeperlerin de son derece önemli olduğu, sivil toplumun da ulaşmakta zorluk çektiği siyasi partilerin de benim bildiğim kadarıyla ilgisinin dışında olan alanlar, yani bu buradan hareketle tekrar aynı soruya dönmek istiyorum. Siyasi partiler bu tür bilimsel çalışmalarla verilerle ne kadar ilgililer? Evet, pek yani ben bunu aslında iki seçim arasında bunun. Ee, bu çalışmanın omurgası ortaya çıkmıştı. Haritalar da ortaya çıkmıştı. Biz e, yani siyasi partiler bunlarla ilgilenirler mi diye bazı siyasi partilerle e, temas ettik. Fakat aldığımız netice ya biz bunları zaten biliyoruz bunları bir daha e, bize göstermenin bir alemi yok dediler. E onun üzerine biz de yani yani zorlan bunları kimseye tabii kullandıramayız biliyorlarsa bildiklerini varsaydık yani bu haritaların ama sizin de söylediğiniz gibi özellikle Metropolitenin alanın çeperlerinde çok az sayıda seçmenin bulunduğu ki orada nüfusta çok yaşlı olan yerlerde şaşırtıcı derecede yüksek bir sivil sorumluluk e, şey yapmış katılım düzeyi, Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde yaşlı nüfus oraya katılmış ve her bir yerleşmede inanılmaz derecede yüksek iktidar partisine oylar verilmiş. Yani böyle bir şey bunlar kesin sonuçları olduğu için yani bunlar bizim resmi sonuçlarımız ama ben buraların ne kadar ne kadar yoğun gözlendiğini, kaç gözlemci olduğunu filan bilmiyorum yani buralarda. Onun için harita aslında hem siyasi partilerin e, seçim yeni seçim şeylerinin stratejilerinin e, gelişmesi hem de sandık güvenliği ile ilgili çalışan sivil toplum örgütlerinin yeni e, e, nasıl diyelim e, iş planları araştırma, yeni e, yeni seçim güvenliği çalışmaları tasarımında yararlı olabileceğini düşünüyorum. Yani burada hani biz nerede durabiliriz, hangi nerelere gitmeliyiz e, bu konuda. Ama aynı zamanda da seçim antropolojisi, siyasi antropolojisi çalışan arkadaşlar bu e, benim gözlerimi yaşartan e, seçim e, sorumluluğu sorumlu seçmen seçime katılma konusunda e, hiç olmadığı kadar e, yoğun ilgi gösteren seçmen yoğunluğunu da e, belki yerine gidip inceleyebilirler. Yani bu o yüzden e, şu ana kadar siyasi partilerden hiç şey görmediyse de hangisi olursa olsun e, şeye internet ortamında olduğu için, hazır veri olduğu için zannediyorum bu sefer belki bakarlar, belki de bakmazlar. Onların tabii bilecekleri bir iştir. Ama şu anda sivil toplumun elinde bir kendi kendisinin seçim radyografisi var. Yani o yüzden biz komşularımızın kime nasıl oy verdiğini gayet iyi biliyoruz. Hani bir dahaki seçimde bunun nasıl değiştiğini de buna referansla izleyebileceğiz. Aynısını yapabileceğiz. Evet, çünkü aslında... bu işleri yaptıktan sonra ikincisini yapmak e, kolay. Çünkü elimizde artık bir nirengi noktası var. Bu nirengi noktasına göre yeni seçimleri, oy kaymalarını, siyasi tercih farklılaşmalarını artık izleyebileceğiz. Hem büyük partiler hem de küçük partiler açısından. Evet, evet. Ben... Ondan... Evet hem partiler açısından hem de sivil toplum açısından müjdeyi verdiniz Aralık ayının sonuna kadar Türkiye haritasının bütününü bütünü evet, e, evet. olacak. Evet. Burada şey... 50 bin tane yerleşme olacak. 50 bin yerleşme olacak. İşte burada bu harita sadece 6 bin tane var evet. ve hızla hızla şu anda il il o o o harita için şey üretiyoruz. Evet. E, altlık harita üretiyoruz çünkü şeyde bazı problemlerimiz var. Karadeniz'de ve Güneydoğu'da. Karadeniz'de evler birbirinden çok ayrı olduğu için model yerleşme bulamıyor. Birbirinden çok farklı hı hı. evler. Yani arada çok mesafe var. Ee, Güneydoğu'da da çok fazla toprak damlı ev var. Toprakla to evler birbirine karışıyor. Ee, Güneydoğu'da da seralar problem yaratıyor. Bu üç tane problemi çözersek e çözmeye epey yaklaştık. Türkiye haritamızı da üretmiş olacağız. Aslında marifet e, demin yağmurun da söylediği gibi bu altlık harita var ya özgün olan bu altık harita. Altık harita ilk defa yapılıyor. Yani ilk defa biz Türkiye'yi bütün yerleşme lekeleri itibarıyla e, görmeye başlıyoruz. Bu tabii Türkiye e, coğrafyasını incelemek açısından çok e, ilginç fırsatlar sağlayacak. Evet hemen aklıma geliyor hocam. Ben yani Türkiye'de zaman zaman biliyorsunuz e, idari yapıda bazı değişiklikler e, gerçekleştiriliyor. İşte bir ilçe bölünebiliyor. E, özellikle bu o, büyükşehir eee yasasının çıkmasıyla birlikte 30 e, büyük şehrimiz oldu. Bu harita aslında e, siyasetçilerin önümüzdeki dönemde bir coğrafi mühendisliğine de kapı açabilir veya geçmişte de bu tür çalışmalar belki özel olarak yapıldı bunu da sormak istiyorum ne, ne, ne düşünüyorsunuz ne dersiniz yani genellikle biz biz, biz Türkiye'deki siyasi e, siyaset kültürü mekan üzerinden çalışmayı çok fazla sevmiyor daha çok biz e, mekan boyutundan yoksun anket verileri üzerinden çalışıyoruz. Anket verilerde yüzdeler, sayılar, hani kim neyi nereden hatırlar. Bu Bunun yararsız olduğunu kesinlikle e, idare, ileri sürecek değilim. Bu O tür e, tahmin yapmaya elverişli modeller elbette çok yararlı. Ama e, ara sıra, ara sıra, bu e, bizim siyasi peyzaj dediğimiz, landscape dediğimiz şeyin yani insanlar kimler, nerede oturanlar kime oy veriyor sorusu belki siyasi söylemlerin, yerel siyaset programlarının tasarlanmasında çok yararlı ipuçları verebilir. Ben bunun neler olduğunu bilmiyorum ama o soruyu soranlar bu haritada bizim göremediğimiz bağlantılar izleyebileceklerdir diye düşünüyorum. Evet, harita açık. Artık tüm yurttaşlar, siyasi parti temsilcileri, sandık güvenliği üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları, herkesin sorgulayabileceği, yeni yorumlar üretebilecekleri, antropologların, sosyal bilimcilerin üzerine neden bu veriler böyle çıktı üzerine çalışmalar üretebilecekleri harika, çok çok değerli bir kaynak şu anda herkese açık olarak duruyor. Söylemiş olalım. Kadiras Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi'nin internet sitesi üzerinden bu web sitesine bağlanabilirsiniz. Murat Hocam size ve ekibinize çok çok tebrikler. Ellerinize sağlık. Biz süreleri yetiştiremedik, doyamadık bu haritaya bakmaya, siz dinlemeye. Ellerinize sağlık. Çok değerli bir çalışma olmuş. Diliyoruz ki bundan sonra hem siyasi partiler hem sivil toplum ve yurttaşlar bu haritanın üzerine daha da fazla tuğlalarını koyacaklar. Devamında bekliyoruz bu çalışmaların başka programlarda konuşmak üzere diyelim. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, paylaştınız. Sağ olun, çok teşekınız Murat hocam çok çok teşekkürler Hakik, e, Önümüzdeki e, dönemde bu göç meselesini de ele alan bir programı e, mutlaka gerçekleştirelim programımıza katılırsanız Evet İstanbul hepimizin girişimi tarafından hazırlanan şehir hepimizin programını izlediğiniz konuğumuz Profesör Doktor Murat Güven hocamız idi gelecek hafta yeni bir programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın